Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda bir tanıtım videosu olacak. Ee, yani bir projemiz var. Ondan bahsedeceğim. Bu proje nereden çıktı? Kimler tarafından çıktı? Tabii ki acil yayınlarından çıktı. Acil yayınları ekibi olarak e, Masum hocamla İbrahim hocamla, SML hocamla düşünürken, e, konuşurken, tartışırken daha doğrusu ya öğrencilerin karşısına şu şekilde çıkalım. İşte o projeden biraz sonra bahsedeceğim. Öğrencilere bir katkımız olsun. Öğrencilere bir geçmişteki konuları hatırlatalım dedik ve böyle bir projeyle yani biraz sonraki anlatacağım projeyle karşınıza çıkacağız. Ne zaman karşınıza çıkacağız? 23 Mart pazartesi gününden itibaren olacak arkadaşlar bu. Şimdi bu proje niye çıktı? O iki bahsedelim. Maalesef biliyorsunuz ki şu anda bir korona virüsü var arkadaşlar. Bu korona virüsünden dolayı okullar tatil edildi ve hatta bir hafta daha tatil edildi. Bugün 18 Mart Çarşamba günü bir açıklama daha yapıldı. Yani bu haftayı da saymazsak önümüzde bir iki hafta daha okullara uğramayacağız. Dershanelere gidemeyeceğiz. Ee, ya da kurslara hiçbirine gidemeyeceğiz. O zaman biz bu açığı bir şekilde kapatmalıyız diye düşündük zaten. Ee, ne yapacağız? Bir canlı yayın dersi yapacağız arkadaşlar. Ee, tamam, koronavirüsü virüsü var, tatil falan filan arkadaşlar ama hayatımızı da devam ettirmek zorundayız. Bunun için de ne yapacağız? Yine sınav çalışmalarımıza düzenli bir şekilde evimizde e, yapmaya çalışacağız, yapmaya gayret göstereceğiz arkadaşlar. Bunun için de sizi destekleyelim diye düşündük. Nasıl destekleyeceğiz? Bir ondan bahsedeyim isterseniz. Şimdi. Biz dedik ki arkadaşlarımıza bir faydamız olsun. Zaten konu anlatımları elimizde var. Youtube kanalında var. Konu anlatımları istedikleri zaman öğrenciler ulaşabilir. Ee, biz de dedik ki o zaman bir konu tekrarı yapalım dedik öğrencilere. Yani ben geometri adına konuşuyorum şu anda. Geometri adına en baştan başlayacağım. Nereye kadar? Son konuya kadar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim büyük ihtimalle son konu olan çemberin alanı konusu sınavda çıkmayacak arkadaşlar e, bu yakın zamanda da e, netleşir zaten çünkü öğrencilerin konularda gördüğü yere kadar e, sınav olacak diye bir söylenti dolaşıyor e, bu ne demek geometride sadece bir konuyu etkiliyor demek arkadaşlar. Matematikte de türevin yarısına kadar geldiğiniz zaten büyük ihtimalle integral konusu olmayacak gibi duruyor. Ama bu konuda da bana çok fazla güvenmeyin. Resmi açıklamayı bekleyin derim size. Diğer konuların hepsi geometri adına göründü arkadaşlar. O yüzden en baştan itibaren başlayıp doğru da açılar, üçgende açılar deyip bütün konuların tekrarını canlı yayında size anlatmayı planlıyorum arkadaşlar. Nasıl olacak? taslak şu şekilde arkadaşlar. Konu özeti. Hani bendeki ayraçları da zaten biliyorsunuz değil mi? Konu özeti şeklinde olacak arkadaşlar. Konu özetlerini yazdık yazdık yazdık. Belki de bir pdf hazırlayıp sizin o şekilde de çıkabilirim arkadaşlar. Konu özetlerini yazdıktan sonra geldik soru kısmına. Soru kısmında da ne yapacağım arkadaşım? Bak dikkat et. Şimdi bu çok önemli. Bu sorular sizi geliştirecek. Zaten soru kısımlarından Konuyu hatırladınız soru kısımlarında da arkadaşlar büyük ihtimalle e, acilden almayı planlıyorum soruları belki e, şeyden de alabilirim arkadaşlar kazanın testlerinden map kazanın testlerinden de soruları alıp o şekilde de karşınıza çıkabilirim. Yani hem acil hem de map kazanın testi tadında olabilir tekrar testleri hem de map'in de yapmış olduğu şeyleri de görmüş olursunuz zaten e, soruları da görmüş olursunuz bu arada. Yapacağım şey şu konu özetini yaptıktan sonra ne yapacağım soru kısmına geldim. Soru kısmında şu şekilde tasarladım kafamda iki tane soru kolay kolay iki tane soru kolay iki soru sonrasında ne yapacağım yine kolay iki soru ama yeni nesil iki soru yeni nesil iki soru şeklinde olacak. Ondan sonra geldik orta seviyeye. Orta seviyeden iki soru. Sonra orta seviyeden yine ne olacak arkadaşlar? Yine yeni nesil iki soru şeklinde. Bir de zor soru şekline geldiğimiz zaman zor soru şeklinde de arkadaşlar. Yine aynı iki tane zor soru. iki tane de yeni nesil zor soru şeklinde yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde her öğrenciye hitap etmek istiyorum. Yani işte çalışmışsınızdır. Eksiklikler vardır. Çok iyi değilsinizdir. Böylelikle ne yapacaksınız? Eksiklerinizi kapatacaksınız. E, kolay soruları da göreceksiniz, orta soruları da göreceksiniz, zor soruları da göreceksiniz. Yani benim yayınımda bir konuyla ilgili e, 12 tane soru olacak arkadaşlar. Ha belki de bazen e, aynı yayında 2 tane konu birden yapabilirim. Ha şunu da söyleyeyim. Ben bu şekilde tasarlıyorum ama Şimdi bazı konularda bunu yapamayabiliriz belki. Mesela doğru açıda iki tane soru yazmaya gerek var mı? Bence yok. Hani doğru açıda bunun şeyini yaparız. Birer tane soru şeklinde olanını yaparız arkadaşlar büyük ihtimalle. Ama genel taslak bu şekilde olacak arkadaşlar haberiniz olsun tamam mı sizin için çok faydalı olacak bu güzel bir tekrar aracı olacak ve e, şu şekilde yapacağız zaten canlı yayın şeklinde yapacağımız için de sizin için çok etkili olacaktır. Niye? sen düzenli bir şekilde her gün matematiği ve geometriyi zaten halletmiş olacaksın. O kısma da gelelim. Bak şeyi anlattım zaten. SML hocamız da böyle yapacak bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Zaten bunu birlikte tasarladık. Şimdi ne zaman başlayacak bu dersler? 23 Mart pazartesi günden itibaren her gün olacak arkadaşlar. Yani bir sıkıntı olmazsa inşallah bir rahatsızlık bir sıkıntı olmazsa bu canlı yayını her gün yapmayı planlıyoruz. Eğer olur da bir aksilik olursa sizi o gün duyurusunu Instagram'dan yaparız. Bu arada Instagram adresim neydi? Yine aynı Kenankara Kara ile Geometri Instagram adresim arkadaşlar. Buradan bazı duyuruları da zaten yapıyorum. İsterseniz takip edin, isterseniz etmeyin. Instagram adresini de söylemek istedim zaten. Her gün yapacağız. Duyurumu zaten eğer bir sıkıntı olursa hem YouTube kanalından duyururum hem de Instagram adresinden duyururum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, ben bunu her gün yapacağım. Ee, dediğimiz gibi kolay orta zor şeklinde yeni nesil soru tipleriyle destekleyeceğiz. Semele hocamız her gün 8 ile 9.30 arasında. Ha, bu 8'den 9'a kadar da olabilir. 8'den 9.30'a kadar 8'den 10'a kadar da olabilir. Bilemiyoruz. Ben de ne zaman yapacağım? Saat 10'da başlayacağım. Saat 10'dan 11.30 yazıyor ama 10 ile 11 arası olur büyük ihtimalle. Aa, belki de konu uzayacak. 10 ile 11. 12 arası olacak bilemiyorum. Bunlar canlı yayın şeklinde olacak arkadaşlar. Bakın canlı yayın şeklinde olacak. Ya hocam canlı yayın olmasının ne etkisi var? Kardeş canlı yayına sen katıl. Her gün düzenli olarak tekrarlarını yap. Geometri full. Yani inşallah full daha doğrusu. E, Sıkıntı yaşamazsın yani. Matematikte aynı şekilde yap. Her gün matematiği takip etmiş olacaksın zaten. Bu arada bu eğer şeye sarkarsa. Ne derler ona? E, hocam tatil sürecinde mi olacak bu? Tatil Sadece tatil sürecinde değil, biz bu işe başladık, sonuna kadar devam ettireceğiz inşallah. Bir aksilik olmazsa tabii. Yani bütün konuları bu şekilde bitireceğiz. İki haftada biter, belki 3 haftada biter, belki bir ayda, belki de bir buçuk ayda biter, bilemiyorum. Bu işi sonuna kadar her gün 10 ile 11 buçuk arasında. Ee, videolar çekerek konu anlatımı tekrarlarını yaparak bu işi yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynı şekilde SML hocamız da kendi kanalında yapacak arkadaşlar. Ee, sizler için çok büyük bir etki yaratacaktır. Yani düşünseniz ya en baştan itibaren matematiği ve geometriyi tekrar ettin. Büyük ihtimalle bütün eksiklerin kapatılacak o sorularla birlikte. PDF paylaşımı yapacak mıyız? Onu da yapmaya gayret edeceğim arkadaşlar. O pdf'i de size hazırlayacağım. O konuda da e, gönlünüz rahat olsun. Yani hazırlamaya çalışacağım. Hocam program yapacak mısınız? İşte şu gün şu konular falan şeklinde mi olacak? E, onu da yapmaya çalışacağım arkadaşlar. E, olmadı belki de haftalık yayınlarım. İşte şu gün şu konu bugün bu konu şeklinde. Tasarlayıp karşınıza o şekilde de gelebilirim. E, onları da büyük ihtimalle Instagram'dan paylaşırım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani sizler için gerçekten güzel bir bir e, proje yani hayatımızda devam ettirmek zorundayız zaten e, zaten sınavda çalışmak zorundayız en azından bu şekilde programlı bir şekilde de çalışmış olursunuz bu arada şunu da soruyorlar bilmiyorum biraz önce bahsettim mi e, bu hocam sadece canlı yayın mı olacak yani canlı yayını ben daha sonrasında izleyebilir miyim şeklinde sorular da oluyor e, arkadaşlar YouTube şunu yapıyor canlı yayın sonrasında canlı yayınlar kısmına kaydediyor sonraki gün ee, oradaki kısımdan canlı yayınlar kısmından ya da o gün mü oluyor tam olarak bilmiyorum ama e, yeniden bu videoya ulaşıp e, yani canlı yayın videosuna ulaşıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bence bakın bence tekrar söylüyorum benim kanaatimce sizin her gün bu saatlerde e, matematik ve geometri tekrar yapmanız bence çok önemli çünkü bir gün sarkıttığınız zaman ama ben öbür gün öbür videoyu izlerim dediğiniz zaman yani programın birisi sekteye uğradığı zaman genelde sıkıntıları yaşanıyor ben şunu tavsiye ediyorum canlı yayında şey yaparsanız sizin açınızdan daha etkili olacağını düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde tekrarları da çok güzel bir şekilde halledeceğiz inşallah bütün konulardaki eksikleri de halledeceğiz bir de son olarak bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar size. Ben e, bu sistemi düşündükten sonra hatta bir yarım saat önce e, aynı şekilde sizin açınızdan çok faydalı olacağını düşündüğümüz için zaten bu projeyi yaptık. Ya genelde öğrencilerin yaşadığı bir ders daha var. O da nedir? Fizik dersi içinde benim de çok yakın bir dostum Kemal hocam Bursa'da kendisi. Yani bu nedir? VIP Fizik kanalı YouTube kanalındaki hocamızı aradım. Hocam biz böyle böyle bir şey yapıyoruz. Aa, hocam çok güzel. Sen de yapar mısın diye şey yaptım. Sırf sizin siz e, e, fizikten de tekrar edin diye, siz faydalanın diye e, bu şekilde konuştuk. Hatta en son hocamızla da şey yaptık. İşte sizin saatler belli falan filan şeklinde konuşurken hocamız da şey yapmaya karar verdi. Hocamız da aynı sistemde yani her gün size video yayını yapacak arkadaşlar ama o canlı olmayacak hocamız da yine kısa tekrarlar yapacak ve iki soru kolay iki soru zor iki soru orta olacak şekilde ve nesil sorularla destekleyip size fizik konularının tekrarını yapacak arkadaşlar haberiniz olsun Kemal hocamın da buradan beni kırmadığı için çok teşekkür ediyorum ee, sağlıklı günler diliyorum sağlıklı Yaşayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Şu e, koronavirüsünden dolayı da lütfen e, çok fazla dışarı çıkmayı tercih etmeyin. Evinizde bütün işlerinizi halletmeye çalışın. Temizliğinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sağlıklı günler dileyerekten bu videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.